Evet efendim. Kanal A Eğitim Etüdü programından tüm Türkiye'ye merhaba diyoruz ve programımıza hoş geldin diyorum. Yoğun geçen bir tercih döneminin arkasından artık yerleştirmeler açıklandı. Bütün öğrencilerimizi, kazananları ve ailelerini tebrik ediyorum. Kazanamayan veya istediği yeri alamayan öğrencileri de ek yerleştirmelerde 25 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında çok dikkatli bir şekilde yine hem bizim programımızı izlemelerini hem de ÖSYM'nin web sayfasından verileri, boş kontenjanları takip etmelerini her zamanki gibi istiyoruz. Evet, bugün eğitim editöründe ben varım. Ben İsmail Yolcu, iletişim uzmanı. Yaklaşık 15 yıldan beri Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte bir takım olarak, ekip olarak birlikte programlar hazırlıyoruz, yapıyoruz. Bugün Süleyman Belediyeoğlu hocamızın tüm Türkiye'ye selamını getirdim. Programın başına ben de şimdi Süleyman hocama az sonra selam göndereceğim buradan kitaplarıyla birlikte. Önce bugünkü programda neleri konuşacağız onu söyleyip hemen konuğumuzu size takdim edeceğim. Bugün yapılan bu en son yerleştirmelerin ardından hem ÖSYM yerleştirme takvimi ve ek yerleştirmeleri konuşacağız. Hem de zaten geçen hafta belli olan TEOG yerleştirmelerinde artık ek yerleştirmede neler yapılmalı, aileler neye dikkat etmeli? Hem de önümüzdeki yıldaki TEOG sınav sistemine artık yavaş yavaş birazcık bahsetmeye başlayacağız. Malum bizim işimiz yılın 12 ayı eğitim ve ekranların yılın 12 ayı 52 haftası ve 365 günü tek devam eden gerçek eğitim programı eğitim editörüne tekrar hoş geldiniz diyorum ve konuğum Ramazan Orhan hocama hoş geldin diyorum. Hoş Ramazan bulduk. Orhan hocam Ankara Çınar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve çok da iyi bir eğitimci. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Önce bu programı beni davet ettiğiniz için size ve kanal yöneticilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten hani eğitim programları içerisinde en çok izlenme oranına sahip olan bir programda olmak beni çok mutlu ediyor. Biz de çok mutluyuz hocam sizi ağırladığım için. Heyecanımın da kusuruna bakmayın. Yok, heyecan varsa... Böyle bir programa çıktığım için. Yok hocam siz de hem tecrübelisiniz hem yıllarca ders kürsüde öğrencilerin, velilerin karşısında hem de biliyoruz ki ekranlarda daha önce de başarıyla yer aldınız. Şimdi ben az önce Süleyman hocamın selamını ilettim size ve Türkiye'ye. Şimdi izninizle ben Süleyman hocama çok sevindim. Selam göndereceğim. Yaz tatilinde biz velilere ödev veriyoruz. Bütün yıl boyunca eğitim döneminde öğrencilere ödevler verilir. Ama şimdi velilere ödev verme zamanı. Elimde şu anda Süleyman hocamın yazdığı, benim de editörlüğünü yaptığım çok güzel iki kitap var. Bunlardan bir tanesi Ailelerin Öğretmenliği kitabı. Diğeri de Öğrencilerin Dikkat Sorunu adlı kitaplar. Bu her iki kitabı da velilerimizin özellikle okumasını diliyorum inşallah okurlar. Çünkü bu her iki kitapta öğrencilerin yani aile bireyi, çocukların nasıl iyi öğrenci olacaklarını anlatıyor Ailelerin Öğretmenliği. Öğrencilerin dikkat sorununda dikkat sorunlarının nedenlerini ve çözümlerini birlikte ele alıyor her iki kitapta. O yüzden velilerimizin yaz tatili ödevini de böylelikle vermiş olduk. Ben hemen okudum zaten. Gerçekten çok iyi bir çalışma olmuş. Velilerimize iyi bir yaz ödevi olacak. Evet, velilerimiz derslerinde çalışsınlar. Öğrencilerimiz de artık zaten... Çocuğa çalış demesinler. Hocam koca bir yılı nasıl geride bıraktık? Bir anda bitirdik. Sınavlar geldi, tercihler geldi, tercihler açıklandı. Şimdi ek yerleştirmeleri var. Yine maalesef gerçi eskiden bu FETÖ denen kanlı örgütün yaptığı onlarca, binlerce, yüz binlerce gencin hakkını yiyerek çaldıkları o sorular haram zıkkım olsun bir kere daha söyleyeyim. Dan sonra bu kadar hırsızlık ve aymazlıktan sonra küçük bir düzelti geldi dün ÖSYM'den. Yanlışı kabullenmek de bir erdemdir diyorum ama bu dünkü o 1500 civarında 2000 civarındaki öğrenci ilgilendiren ÖSYM'nin açıklamasıyla ilgili görüşünüz nedir? Onu bir sorayım istedim. Yani tabloda aslında ÖSYM açıklamış. Dediğiniz gibi bir kendisi yanlış yaptığını kabul etti. Kitapçıklara biz tekrar baktım. Kitapçıklarda yazıyor. Yani ek puanla alınacaktır diye ama puanı hesaplaması yaparken ek puanı hesaplamadan yerleştirmeleri yapmış. Dolayısıyla yanlışın farkına varılınca ek puanla olduğunda dengeler değişti. Tabii ki burada çok üzücü bir olay. Yani bu nedenleri tartışılabilir. Bu iş yorgunluğu şeklinde diyebilir. Yani ÖSYM'nin üzerinde çok fazla sınav yükünün olduğu da söylenebilir. Ama
manipüle de edilmiş olabilir. Biraz önce bahsettiğiniz. Değil mi hocam? Kesinlikle bunun olabileceğini her zaman ben için düşünüyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani manipüle edilmiş olma olasılığı çok yüksek. Yani tam her şey çok güzel gidiyorken böyle minik bir şey diyelim ama biz de en azından bunu kabullenmeleri ve hemen sıcağı sıcağına daha kayıtlar başlamadan düzeltmeleri de iyi bir adım. Hocam şimdi öncelikle şey yapalım. TEOG'la başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi TEOG açıklandı. Bu TEOG sınav sistemi ile ilgili hem açıklamalarınızı ben sizi merak ediyorum. Neler bizi bekliyor önümüzdeki sene? Hem de bu yerleştirmede artık 3 okul tercihi yapacak aileler. Neye dikkat etsinler? Şimdi bu önce TEOG sınavının iyi bir sınav olup olmadığını tartışmak lazım. Bana göre ve sahadaki eğitimcilere göre kesinlikle değil. Neden dersiniz? Daha önceki SBS sınavında öğrenci hazırlanırken 6'yı, 7'yi, 8'i tekrarlayarak hazırlanıyordu. Dolayısıyla liseye gittiğinde biri altyapıyla varmış oluyor. Lisede daha başarılı oluyor. Yani eski SBS'nin aslında liseye hazırlanmada çok büyük bir rolü vardı diyoruz. Ama TEOG'da adım adım 6'lar, 7'ler sadece 8'leri kapsadığı için öğrenci direkt 8'e mi odaklanıyor? Tabii 8. sınıfın mesela ilk matematik sınavında ilk 3 konusu var. Şimdi sadece 3 konuya çalışıyor çocuk. 7'de öyle bir stres yok. 6'da stres yok. Onun için iyi bir altyapıyla gitmiyor. Şöyle düşünelim. Ben herhangi bir matematik bilgisine sahip olmadan bir mühendislik okuyacağım. İnşaat mühendisliği okuyacağım. Başarılı olabilir miyim? Çok zor. Matematik olmadan maalesef. Nitekim daha önceden çeşitli hilelerle üniversitelere yerleştirilen çocuklar geri tekrar köylerine dönmediler mi? Yani. Çünkü niye okuyamadı? Çünkü yok. Bilgi olmazsa olmaz. TEOG sınavında da aynı sıkıntılar var. Yani okul öğretmenleri aynı şeyleri söylemekte. Bu çocuklar çok zayıf bir altyapıyla gelmekte. Dolayısıyla bunu lisede kapatmak daha da zorlaşıyor. Bundan dolayı bu sınavın biraz daha şeklinin değişmesi lazım. Daha geniş kapsamlı. Şöyle çocuklar... mi değişecek peki? açık uçlu sorular LYS'de olduğu gibi TEOG'da da açık uçlu soruların geleceğini biliyoruz, duyduk. Yani maksimum 6 ile 8 soru arasında açık uçlu soru gelecek. Ama direkt bu açık uçludan önce de yapılması gereken dediğim gibi bu SBS'ye biraz daha yakın bir şey olması lazım. Yani 6'yı 7'yi de tekrarlatması lazım. Bir hesap olması lazım. O ana kadar aldığı hesabı vermesi gerekiyor. Çocuk gerçek anlamda yeterli mi değil mi? Şimdi bu TEOG sınavında birileriyle görüşüyorsunuz. Şimdi matematiği feni full yapmış. Gerçekten veya çok başarılı yapmış. Full'a yakın yapmış. Ama İngilizceden dolayı yanlış sayısı fazlalaşmış. Şimdi bu çocuk size göre başarılı mı, başarısız mı? Veya işte bu derslerden herhangi birisinde, yani eğer direkt kıstası olarak da matematiği, feni, Türkçeyi alıp da diğerlerini almamak anlamda değil ama bazı öğrenciler de bundan dolayı muzdarip. Şimdi karşılaşıyorsunuz çocukla. Birisi Aydınlık Evler Anadolu Lisesi'nde, birisi Gazi Anadolu Lisesi'nde. Netlerine bakıyorsunuz falan. Öteki çocuk Aydınlık Evler'deki çocuk belki gerçekten matematiği, feni full yapmış. Bilinçli bir çocuk. Ama İngilizce'de daha önceden herhangi bir İngilizce altyapısı olmadığı için bu çocuk İngilizce'den, İnkılap Tarihi'nden veya din dersinden biraz boş vermiş. Bu çocuk oraya gidememiş. Ama öbür taraftakine bakıyorsun, belki bir kolejde okumuş. İngilizce altyapısı yüksek. Bundan dolayı diğerinin önüne geçmiş. Şimdi burada işte sıkıntılar başlıyor. Ve çocuklar diğer bir olay da sınavın uygulanmasında var. Onaya gelmeden önce ama ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Biz şimdi yıl içinde biliyorsunuz Süleyman Hocam'la birlikte onlarca ile, yaklaşık 80 ile gidiyoruz. İllerde, ilçelerde, köylerde, kasabalarda bütün öğrencilerle, velilerle karşı karşıya geliyoruz. Evet. İşte seminerler aracılığıyla. Hocam ama TEOG sınavından sonra özellikle o bizim minnacık gençlerimizde, o ergenlik dönemindeki çocuklarda inanın sınav stresi diye bir şey yok ya. Çok gerçekten. Çocuklar ruhlar yumuşamış. Gerçekten inanmışlar bir de bu sınava. Gerçi bütün anlamında tamam. Sizin dediklerinizi belki uyarı olarak almak doğrudur ama sınav stresini o genç yaşta gerçekten çok sıkıntı hocam. Ben onu gördüğüm için onu sanki peki. Şu anda sistem çok iyi gidiyor ama tek yanlışlık şey 17 bin tane sınav birincisi olması da biraz farklı bir boyut getiriyor. Tabii şimdi 490 küsur puan alan bir çocuk istediği okula yerleşemiyorsa o zaman yine bir sıkıntı var demektir. İşte vardır. Orayı birazcık ha, orayı bir taraftan... Orayı şöyle aşabiliriz. Ne yapmak lazım mesela hocam? Şimdi verilere baktığınız zaman bu çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bence biraz burada sunni, yapay başarı var. Nasıl? Piyasa algısı oluşturmak anlamında tabii ki. Mı? Tabii ki. Yani birinci sınavdaki başarı oranıyla ikinci sınavdaki başarı oranına bakıldığında ikinci sınavda çok yüksek bir artış oranı var.
Yani bu sanki birileri, kardeşim siz ne yapıyorsunuz, bizi başarısız gösteriyorsunuz, şu sınav sorularını kolaylaştırın da millet yapsın. Ama şimdi daha büyük kaos oldu. Yok. O kadar sınav ama başarısı var. Yerleşemiyor çocuk. 495 puan almış. Dün bir veli aradı beni. Ankara için örnek vereyim. Hani bilmeyen velilerimiz için. Ankara'daki ilk 8 okul. 6 ila 8 okul arasındaki bir okul. Rıdvan Ege, Binnaz Ege. Çocuğum oraya zor giriyor diyor. 485-95 arası. Tabii. Çok ilginç. Ya 488'e Resulzade'ye ancak girebiliyorsunuz. 85'te kalmış. O Binnaz Ege'ye gidiyor. 3 puanla ne Resulzade ne de yukarı tarafa Atatürk Anadolu, Gazi Anadolu hayal. 2016'da matematikte 20 bin full yapan varken 2017'de 76 bin olmuş. Bir daha söyleyelim. 2016'da matematikten 20 bin öğrenci varca full yapmış. 2017'de 76 bin. Yani 56 bin fazladan öğrenci kesinlikle matematikten full yapmış. Türkiye'den gerçekten 36 binken 2016 36 binken 2017'de 177 bin olmuş. Evet. Fen bilgisinde, fen bilimlerinde 44 binken 112 bin olmuş. 3 katına çıkmış neredeyse. Din kültüründe biraz düşüş var. 172.405 iken full yapan 2017'de 146 bine düşmüş. Hocam şimdi hep sahadayız ya. Ben de bu yıl biliyorsunuz hep her yıl olduğu gibi Ankara'da TED Üniversitesi'nde tercih günleri vardı. Orada Süleyman Hocam'la birlikte görev aldık. Şimdi ÖSYM'nin bu tercih kılavuzu yayınlaması orada nokta atış yapmamızı sağlıyor bize. Çünkü orada öğrencilerin başarı sıralarını, üniversitedeki kontenjanların 2017'den 2009'lara, 10'lara, 5'lere kadar hepsini biz bilgisayar programlarında görüyoruz. Ona göre müdahale ediyoruz. Bazı öğrencileri uyarıyoruz. Ama TEOG'da enteresan şekilde benim de eleştirdiğim tek şey var. Bakın sınav bana göre mantıklı oturdu, devam etsin. Açık uç sorunu gelmesi kaliteyi arttırır. Mutlu. İyi öğrencileri mutlu daha bir ön plana çıkartır ama enteresan şekilde hocam örnek Mehmet Emin Resulzade ya da Rıdvan Ege, Binnaz Ege veya Çağrı Bey Anadolu Lisesi'nde bu yılki kontenjan var. Onun dışında hiçbir mecrada önceki yılki kontenjanla aynı mı, azalmış mı, artmış mı bir veri yok. Tabii. Yine keza başarı sırası yok. Yüzdelik dilimdeki 17 bin tane birincinin olduğu bir sınavdaki yüzdelik dilimdeki yığılmayı öğrenci nereden bilsin ki birçok bize işte mesajlar geliyor. Birçok öğrenci açıkta kaldı. Kesinlikle. 10 tane yapmış nasıl olsa garanti giriyorum diye. Hocam bir de affınıza sığınarak bu biz çok söylüyoruz ama kusura bakmasınlar ama bu işi gerçekten bilen de bilmeyen de bu klasik dershaneci kafasıyla yapanlar var ya kesin girersin demiş çocuğa. Çocuk 3 tane tercih yapmış, çocuk şimdi boşta ağlıyor. Boşta. Bugün gelen yine bir mesaj var. Çocuk Gazi Mimarlık'ta çocuğun şeyi başarı sırası yalnız şeyde tıp sırasında. Demiş sen üste yaz nasıl olsa o bilgisayar onu dikkate almaz demiş. Bugün geldi mesaj. Aynen bu hatalar hep var kurumlarımızda. Devlet okullarımızdaki rehberlik öğretmenlerinde de var. Özel sektördekilerinde de var. Yani alanında herhangi bir çalışma yok. Mesela bu kendi personelimizi övmek adına söylemiyorum ama beni uyarmışlardı o tercih döneminde. Hocam bakın bu yukarıdakilerinden dolayı çok kişi hata yapacak demişti. 6C bilmem neler oralarda ya. Evet. Tepede yazan maddeler için falan. Hani bizde öyle öğrenci yok da. Derya hocam var, Sibel hocam var, Kezban hocam var. Bunun üçü de hani uyarmıştı. Ama bizde öyle öğrenci yok ama bundan dolayı hocam dediler. Çok kişi mağdur olacak. Tebrik ederiz hocam. Alanına hakim insanlar her alanda kılavuzu iyilerdir. İlk geldiğinde yani böyle heyecanla bekleyip o kılavuzu tek tek okumak lazım. Yoksa klasik dediğiniz gibi giderse daha hala ek yerleştirmede bile farklı düşünceler var. Adam diyor ki ya şuradan bir tane eksik var ben onu yazabilirim. Yazıp yazamayacağını bilmiyor. Bunu da yaz diyorlar dediğiniz gibi. Ya dur bakalım puanın yetiyor mu onu yazmaya? Puanı yetmeyen yazamaz ki ek tercihte zaten. Bunu da halen emin olun %70 kişi bilmiyor. Hocam işte eğitim etörü de bunun için var. Yılın 52 haftası buradayız. Nasıl orada 10 tane kontenjan varmış. Ya kardeşim yazamazsın sen. Puanın yetmiyor. Onu yazamazsınız. Yani inkılap tarihinde çok büyük bir artış olmuş. 21 binken 180 bine çıkmış. Anladım hocam. Orada. Şey yapalım. Şimdi ben bir de bir duyuru yapayım. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz bizim programımız interaktif bir program. Telefonumuz aracılığıyla Instagram Bonus Hoca hesabımızdan bize soru gönderebilirsiniz. Onun dışında bonushoca.com sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Ama tercih döneminde bize gelen on binlerce mesajdan dolayı bazı aksaklıklar oluyor. Lütfen bizi affedin ama bizim bütün tercih etkinliklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizin hepsi tercih döneminde tamamıyla ücretsizdi. O yüzden siz de takdir edersiniz ki inanılmaz bir yığılma oldu. Ama biz elimizden geleni her zamanki gibi yaptık. O yüzden de vicdanen çok rahatız. Ve yılın 12 ayı ekranların tek eğitim programından zaten sizlerleyiz. İnşallah bundan sonra da öyle olacağız. Gerek Kanal A'da gerekse TRT'deki programlarımızda. Şimdi lütfen eğer sorularınız varsa şu andaki konuştuğumuz konuyla, gündemle ilgili Instagram bonushoca.com'dan gönderebilirsiniz. Ben de Ramazan Hocam'la paylaşırım. Ramazan Hocam, şimdi sorularımız gelir birazdan. Ben size buradan paylaşımda bulunacağım ama şimdi TEOG net zaten konuştuk. Yani öncesi sonrası olacağı bu. Ama 250 bin öğrenciyi daha konuşmadık. Açık liseye giden, yerleşemeyen herhangi bir şekilde. Şimdi 250 bin TEOG tercihinin sonucunda 250 bin tane öğrenci açık liseye geçmek zorunda. Çünkü herhangi bir Anadolu Lisesi'ne yerleştirilemedi. Şimdi şunu mu anlıyoruz? Yani yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci arasından TEOG tercihi yapan ya da yapmayan diyeyim, 250 bin öğrenci şu anda hiçbir liseye yerleşemedi. Yerleştirilemedi. Çok büyük. Ek yerleştirmeler var. Şimdi ek yerleştirme nereden açılacak? Bu yani bir yerde boşluk olacak. Bu ancak özele kaymayla olur. Özel okullara kaymayla olur. Özel okul konusuna ayrıca geleceğim zaten. Özel ama okulu... başka ek yerleştirme yani tekrar kontenjan artırımı olmayacaksa. Olmayacak ama boş kalanlara yazabilirler. Yazabilirler ama sonuçta öğrenci sayısı belli. Hiçbir tercih yapmayan öğrenci nasıl bir işlem uygulanıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Tek açık liseye. Açık liseye gidiyor. Peki ya da kendileri. 250 bin açık lise öğrencisinin dezavantajı nedir, avantajı nedir hocam? Diğer Anadolu Lisesi veya Meslek Lisesi öğrencilerine şimdi bunların içerisinde kıyasla gerçekten hani okumak isteyen çocuklar vardır. Ha, kapasitesi de vardır ama bir TEOG bir sınavdan, bir sınav sonucunda açığa kalmıştır. Şimdi siz bu çocuğun açık liseye göndermekle hem ailenin önünde hem toplumun önünde çocuğu sen okuyamayacaksın. Sen demek ki bu kadar okul varken sen kazanamadın. Kapasitesi sen o zaman buymuş. Sanayiye git gibi farklı ifadelerle çocuğu belki hayata göstereceğiz. Böyle bir sorun var. Ona katılıyorum hocam. Ama TEOG'da da o zaman ek yerleştirmelere çok ama çok aileler... Yani şimdi geçen sene tabii ki... Siz dediniz daha çok şeyle ilgili mi? Yani sınavdaki aksiliklerden dolayı vesaire iyi puan alamamışlar, açıkta kalmışlar. Ya bunlardan ama ona da yapacak bir şey yok hocam ya. 250 bin içerisinde bunlar çok fazla var. Yani şimdi diyorum uygulamada çok aksiyon yönleri var. Hani bunlar zamanla oturacaktır mutlaka bir şey deniyoruz. Şimdi siz bir çocuğu matematik sınavına alıyorsunuz. Çocuk sınavdan çıkıyor, bir ara veriliyor. Teneffüs arası veriliyor. Evet. Eğer o çocuk diğer arkadaşlarıyla konuşurken belki çok olumsuz etkilenebiliyor. Evet, bir yani, tanesi full yaptım derken onun yaptım derken 5 yanlısı demoralize olması moralini bozar. Tabii ki. Yani şimdi bazı bilinçlerliler ne yapıyor? Çocuğu sınavdan çıkıyor, kamufle ediyor aracın içerisinde veya herhangi bir yerde başka arkadaşlarıyla böyle moralini bozacak. Görüştürmüyor falan. Yani bunu her aileyi bilmiyor. Dolayısıyla yapamayabilir. Belki de o anda gerçekten işinden izin alamayabilir. Bunu yapamaz. Bu tip aksaklıkların da bir çözüm bulması lazım. Doğru hani, söylüyorsunuz. Bahsettiğiniz olay evet öğrenci çok hırpalamak mı? Hayır, kesinlikle hayır. Ama çok da bazı kriterlere bırakmak da o kadar önemli bir şey. Yani yazık. Bazı çocuklar için de kesinlikle yazık. Maalesef. Yani şimdi siz 480-490 puan alacaksınız. İstediğiniz okulda okuyamayacaksınız. O zaman kim okuyacak? Şimdi özel okullara geçince söyleriz. Şimdi özel okullara da ilgili bana göre yani amiyane tabirle piyasa diyeyim. Hani piyasa algısı ön yargılı. Kimisi çözümü özel okulda buluyor. Hiçbir şey olmazsa fazladan İngilizce öğrenir diyor. Ki bu hani anaokulu, ilkokuldan başlayarak söylüyorum özellikle. Ama özellikle bu lise formatlı, diploma veren dershane dönüşümlü diye de anılan maalesef. işte temel liseler var. Yine özel Anadolu var. Özel fen lisesi var. Hocam bu özel okullara da biz girmiş olduk. Şimdi bu özel okulları siz de bir girişimcisiniz. Aynı zamanda eğitimcisiniz ki ne mutlu ben işin orasına bakıyorum. Özel okulu açanların eğitimci olup olmadığına ben önce bakıyorum. Siz de eğitimcisiniz o yüzden bizim programımızdasınız onunla, şu anda. Çok teşekkür ederim. Onunla ilgili yavaş düzenlemeler yapılıyor. Daha önce de mesela herkes açabiliyordu. Ama şimdi biraz eğitimci olması falan gerekiyor. Yani bir müteahhit şimdi tek binasını yapıyordu okulda, aynı zamanda okulda açabiliyordu. Şimdi açamayacak onu ama. Bu TEOG'la ilgili puanlarla ilgili bir sıkıntı daha başlayacak. Bundan dolayı da siz çok eleştiri gelecektir. Buna bir çözüm bulun diyeceklerdir. Bu sınavlar açıklanmadan önce özel okullar dediler ki 490 puanı
ve üzeri alanı %100 burslu alıyoruz dediler. Hocam şimdi konu o kadar çok ki şimdi ona bir kısa geçeyim ama çok mağdur olacaklılar var. Evet hocam. 490 puan ve üzeri alanları ücretsiz alacağız, kontenjan alacağız dediler. Her yerde vereceğiz. De ilan var, burs şimdi var. Şimdi yan çizmeler başladı. Ne diyorlar hocam? Şimdi 490 herkes alınca 490 herkes alınca bu sefer yan çizmeye başladılar. Bundan dolayı da çok bazı veliler muzdarip kalacak. Çünkü burs aldın diye gidecek. Belki de herhangi bir Anadolu Lisesi yazmadı. Çünkü daha önceden onların tercihleri oluyor. Şimdi açıkta kaldı. Öyle mi? Yani tabii. Onlar tercihleri aldılar özel okullar ama sonuçları daha açıklanmadı. Tabii ki şimdi özel okulların yerleştirmesi yapıldı. Yok yapıldı da. Ama adam oraya güvenip de tercih yapmadıysa... Tabii ki yapamaz zaten. O zaman şimdi yan çizmeler başladı özel okullarda. Eyvah eyvah. Böyle de bir sıkıntıyla karşılaşacaksınız. Sizin programınızı bol bol hocam, telefon evet, gelecektir. Bunu ben vallahi şimdi o tarafını hiç düşünmemiştim. Bol bol telefon dediğiniz gelecek. Gibi binlerce 490'ın üzerinde ki 17 bin tam yapan öğrenci olduğuna göre bir yanlış yapan da muhtemelen 77 bindir yani. Yani diyorum bizim öğrencilerimizden birisi yani böyle köklü bir özel okul denilen büyük vakıf okulunda bir yanlışı vardı. Yani kayıt yaptırana kadar canları çıktı. 50 sefer gittiler geldiler. Yani o kadar kurum yan çiziyor ki, bahane arıyor ki hani hukuk bir yerde sıkıştırmasa gitti. Öyle mi? Vallahi hocam Allah herkesin yardımcısı olsun diyelim. Amin inşallah. Şimdi bu özel okulların meselesine gelince bu özel okulları aslında devletin OECD ülkeleriyle yapmış olduğu bir anlaşma vardır. Bu anlaşma gereği bizim özel öğretimin payını %15'e çıkartmak zorundayız. Şu anda kaç hocam? 7-8. Ama dershaneler kapatılmadan önce kaçtı? %2,5. 2-3 bandındaydı. Şimdi işte dershaneler kapanışı oldu, böyle oldu falan işte temel liseler kuruldu. Bu 7-8'e geldi. Devlet biraz teşvik verdi. Bunların hepsi bir üst üste binince 7-8'e çıktı. Ama yetti mi? Hayır. Dolayısıyla o zaman yine bir zorlama olacak. Yine özel okullara kaydırma hocam, anlamında. Şu anda %7-8 oranındayız. Hedef %15. Olmak zorunda. Olmak zorunda. Ama şu anda %8'in içinde öyle özel okullar biliyorum ki yol üstünde arabayla giderken bir anda bakıyorsunuz bir ilan. Fiyat da vereyim yani kuruma da söylemeyeceğim için. 8 bin liraya, 6 bin liraya, 9 bin liraya bir özel okul reklamları var. Bir de klasik 25, 30, 22 genelde üst banttaki okulların. Hocam arada 3 katı fiyat farkı var. Şimdi eğitimde de muhtemelen en az 3 katı, 5 katı, 10 katı eğitim kalite farkı vardır ki onun fiyatı odur. Peki bunları denetleme durumu veya fiyatlarda bir standart olma durumu siz şimdi bir... Normalde zaten hani milli eğitimi bildiriyorsunuz ama ondan sonraki kısım tamamen ticari. O kişinin inisiyatifine bağlı. Ben burs verdim, indirim yaptım der, şunu der, bunu der. Yani bir şekilde o çarkı çevirmek için. Dolayısıyla o okulun kapanmaması, işlevini yapabilmesi için de bizim eğitim sektörünün en büyük giderimiz öğretmen gideridir. Yani siz bir tasarruf yapacaksanız iki tane lambayı kapattığınızdan dolayı okulu kurtaramazsınız. Veya işte kaloriferi biraz az yaktığından dolayı diye yakamaz. Yani kurtaramaz. Buradan ben şunu anlamayayım değil mi? O zaman iki lamba yerine öğretmeni mi işten çıkartır? Çıkartırsanız yok. O zaman ders yapamazsınız. Ha. Yani ders yapmak istiyorsanız o zaman sizin iyi hocayla da çalışacaksınız. İyi eğitim verecekseniz o zaman iyi ücret almalısınız. Aynen öyle. Şimdi hep karşılaşıyoruz. Hocam, iyi öğretmen de iyi ücret alsın ya. Kesinlikle. Yani ilgilenen gerçekten canı gönülden bu işi yapan öğretmenler gerçekten baş tacı. Ya diyorum hep konuyu açıyorum. Ben bu konularda çok dertli olduğum için yani öğretmen yetişimi şu bu yani o kadar çok aslında eğitimde sıkıntılarımız var ki. Şimdi o kadar çok sıkıntılar. Dediğiniz gibi okulunuz var. Öğrenci alacaksınız. Ücret politikasıyla karşılaşıyorsunuz. Dediğiniz gibi otobüsün arkasına yazmış. Eğitim Minibus desteği yani. Bizden şu kadar. Her yerde 5000'e 6000'e. Efendime söyleyeyim öğretmen bulacaksınız. Öğretmen yetişmiyor. Ama bu konuya da kesinlikle girmek istiyorum öğretmen konusunda. Çünkü Türkiye'nin bana göre en büyük sorunu öğretmen. TEOG sınavı şöyle olur, üniversite imtihanı böyle olur ama öğretmen yetiştirme politikamız değişmediği sürece ki şimdi bir adım şimdi, atıldı. Baraj geldi. Konuldu. Evet, şimdi geldi. Bu baraja hocam. Şimdi Yüksek Öğretim Kurulu 2017 LYS tercihler kalite ve istihdam odaklı diye bir açıklama yaptı. Şimdi bu çok derinlemesine ele alınacak gerçekten güzel, zamanında yapılmış bir açıklama ama burada katıldığımız, katılmadığımız veriler var, açıklamalar var. Ama en birinci gündem bana göre çok kaliteli üniversiteler de dahil birçok bölüm boşta kaldı.
Bunda da en büyük etken bildiğiniz gibi tercih yapan öğrenci sayısında inanılmaz bir düşüş var bu yıl. Tabii 900 küsür bin geçen sene. Hocam hepsi var burada. Onlara evet. Şimdi hemen değinelim ama ben şimdi öncelikle şey diyeceğim. Şimdi az önce biz işini güzel yapan rehber öğretmenlerden bahsettik ama bu 240 bin barajı geldi örneğin öğretmenliklere. Bir örnek vereceğim ki çok ilginçtir. PDR dediğimiz işte rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü geçen sene doluluk oranı %100 iken bu yıl %86.8'e yaklaşık %13-15 civarında boş kaldı kontenjanlar ki PDR, TM yani eşit ağırlık öğrencilerinin hukuk, psikoloji PDR'dir rüyaları. Burada bile boşluk var ki daha diğerlerinde binlerce boşluk var hocam. Şimdi bu öğretmenliğe bant gelmesi 240 bin, mühendisliğe bir kod sınırın gelmesi, tıpa gelmesi, hukuka gelmesi en başta takdir ettik. Özellikle kesinlikle, hele kesinlikle. De tıpta hocam 40 kesinlikle. Binin yani insanların 200 küsür binlerle doktor oluyor olduğu bir ülkede yaşamak kesinlikle. İnsanı tedirgin ediyordu. Şimdi veya bu öğretmenlik avukat olduğu, sonra hakim olduğunu düşünün. Aynen öyle ve o hakimlerin vereceği kararlar, tabii. Avukatların davaları. Hocam bu öğretmenlik barajı size göre öğretmen yetiştirmeyi de içine alarak objektif olarak ne düşünürsünüz? Şimdi öğretmenlik eskiden benim babam köy enstitüsü mezunu. Öğretmen rahmetli. Allah ablam rahmet. Öğretmen, rahmetli abim öğretmen. Allah yani biz bir olsun. Aslında bir yarı tarafımızda öğretmen tamamen. Şimdi çok değerli bir meslek. Siz bu arada ekrandaki izleyicilerimize siz de daha fizik öğretmeniyim ben. Fizik öğretmenidir Ramazan Orhan. Evet. Değerli bir meslekti. Çünkü itibar görüyordu. Ekonomik anlamda durumu iyiydi. Saygınlığı vardı. Sonra bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Biri el attı oraya. Öğretmenliği değersizleştirdi. Nasıl değersizleştirdi? Siz ülkenin belirli yerlerinde terör olayları varken siz çocuğunuzu direkt devlete atanmasını istediğinizde oraya gönderiyorum dediği zaman bu sefer siz diyorsunuz ki veli olarak ya ben çocuğumu niye oraya göndereyim? Öğretmenken oraya göndermem diyorsunuz. O zaman öğretmenlik yazmayın diyorsunuz. Şurada bir inşaat mühendisi yazsın, bilmem enstitü mühendisi yazsın, bir şeyler yazsın, istatistik yazsın, kalsın diyorsunuz. Dolayısıyla biz artık çocuğumuzu öğretmen yapmak istemiyoruz. O zaman saha boşaldı. Kimlere kaldı? Kimler doldurdu o boşluğu? Çok iyi biliyorsunuz. O boşluklar dolayısıyla işte o köyden Ayşe, bu köyden Fatma, o köyden Ali geldi. Orada öğretmenliğe girdi. Şimdi bu insanların bir kere öğretmen dediğiniz sadece fizik anlatarak değildir. Duruşuyla, kültürüyle, bakış açısıyla her şeyle önemlidir. Çünkü belki bir idoldür. Tam teşekküllü ifadesi vardır ya devlet aslı. Tam aynen. Teşekküllü insan formatıdır. Ya dünya görüşü zamanda. Bir kere en azından daha evet. Modern olmak zorunda. Bu insanlarda o yok. Bunların derdi işte hemen mezun olayım, devlet atanayım, evleneyim. Şimdi bu dünya görüşünde olan bir insan çocuğa ne verebilir? Aynen. Dolayısıyla burada başlayan bir sıkıntı var. Şimdi iyi öğretmen diyoruz gerçekten bulmak çok zor. Bulmak çok zor. Eskiden stajyerler olurdu, şu olurdu. Gerçekten hani ben buna bir de çıraklık gibi bakardım. Birisi geldiği zaman iş öğretiyorsunuz ona. Çalışırdı. Şimdikiler öyle değil. Ne kadar alacağım? Ya tamam kardeşim yani alacaksın ama bir önce sen ne kadar yapabiliyorsun? Ben yani daha önceden kendi kurumum olmadığımda başka kurumlarda çalıştım. Hiç girişte ücret konuşmadım. Ben yılların öğretmeniydim bile. Ücret konuşmadım. Dur bakalım hele bir çalışalım. Bir bakın. Öğrencileriniz memnun kalacak mı? Falan dedi. Şimdiki hemen daha ne alacağım diyor. O zaman sorun başlıyor. Onun için öğretmenliğin tekrar bir itibar kazanılması lazım. Eğer iyi insanlar öğretmen olursa bu sıkıntıların çoğu ortadan kalkar. Sağlıktaki, hukuktaki de. Çünkü öğretmen yetiştiriyor bunları. Şimdi bazen veliye soruyoruz. Yani siz özel okuldaysanız çocuğunuzun gittiği okuldaki kaç öğretmeni alırsınız, iş ediyorsunuz? Çok söylemeyeyim orayı. Çok kusura. Ya o şey hocam ya. Yani eğitimi eğer öğretmen, veli veya eğitim kurumu sahibi, yönetici olarak ele alırsak çok farklılaştı, çok değişti. Veli profili bir kere tanınamayacak kadar değişti. Her şeye hakim ama hep okulun içinde olmak istiyor. Öğretmeni yönlendirmek istiyor. Öğretmenin eksiklerini çocuğun yanında söyleyerek itibarsızlaştırıyor öğretmenleri. Öğrencilerin söyleten öğretmen vardır, söyletmeyen öğretmen vardır. Yok ama hocam söylememek de lazım yok. Ya.
eğer zaten iyi bir öğretmense o öteki kişi söyleyemez. Sıkıntı işte buradan başlıyor. Ama ilkokul birinci sınıfın çocuğunun yanında veya ikinci sınıf çocuğunun yanında benim paramla zaten derse giriyor. O, ibaresini kullanmak da istisna şeydir ama özel okul şey için söyleten bunu. Öğretmendir. Öğretmenin duruşu yoksa o söyler. İşte o okul idaresinin duruşu yoksa öğretmen o lafı söyletir. Siz rastgele insanları idareci yaparsanız o öğretmeninizi de koruyamazsınız. O veli de gelir orada her şeye karışır. O okul aile birliği gelir oraya kendine makam odası kurar. Bilmem neler neler ya. Şimdi bir iş yeri açar yani okulda. Hocam vallahi var ya. Şimdi TEOG'dan başladık da bu şeye ÖSYS'nin sayısal bilgiler açıklaması var, verileri var. YÖK'ün verileri var. Bu öğretmenliklerde sınırlar, mühendisliklerde var. Boş kalan kontenjanlar dedik ama şimdi az sonra boş kalan kontenjan. Evet, şimdi onları değerlendirelim. Sorular da geliyor. Bekir sormuş. Enerji sistemleri mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bana göre geleceğin mesleği. Güzeldir. Kesinlikle. Ama biz enerji olmadan hiçbir şey olmaz. Hayat olmaz ama tercihler bittiği için rahat. Biz tercihler döneminde de hep şunu savunduk. Ana mühendisliklerden şaşmayın. Enerjiyi de yüksek lisans yapın dedik biz genelde ama Bekir kazanmış, biz ona hayırlı olsun ama diyelim. Şöyle bir şey vardır. Mesela otomotiv mühendisliği diyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi bunun sayısı fazlalaşırsa tabii ki sıkıntıdır. Ama ilk açıldığında evet ya, daha spesifik bir alan olduğu için etkiliydi. Sorun şurada ama ilk açıldığı zaman bizde şöyle bir algı var. Mekatronikte de otomotivde de geleceğin mesleği diye bir hocam gaz verme olayı oluyor çocuklara. Hurra, herkes gidiyor. Şimdi bakın şeylere, istatistiklerin hepsi açıklandı. Yerlemiş. Bir anda hop inmiş aşağı. Ama bunda da bir bazı kısımda doğal bir süreç. Şimdi otomotiv mühendisinin Türkiye'nin ihtiyacı olan sayı belli diyelim. Siz onu doldurursanız otomatikman talep azalacak. Fakülte sayısı fazlalaştıysa puan düşecek. Yani illa siz bir tercih yaparken 4 yıl sonra ben mezun olduğumda acaba var mı? Geçen gün bir öğrenci abisiyle konuşuyorum. Nereyi bitirdin? Sosyal hizmetleri bitirdin. Ne yapıyorsun? İşte 2 yıldır KPSS'ye hazırlıyorum. Niye o zaman yazdın? Ya ben girdiğimde kadro dolmuyordu diyor. Şimdi kardeşim 4 yıl arada, ben de onu söyledim. 4 yıl arada mezun vereceğini hiç mi hesaba katmadın? Vallahi hocam işte o tip durumlarda da az önce siz öğretmenleri dediniz yani iyidir, iyi öğretmen söyletmez diye. Ben de burada iyi mezun olmaya bakıyorum. Yani benim de eski öğrencilerimden şu anda işte çeşitli cezaevlerinde veya huzurevlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları var. Çok da keyifleri yerinde. Tabii ve severek de yapıyorlar. İş buluyorlardı ama şimdi iş azaldığı için zaten sıkıntı orada. O kadrolar doldu. Bu kadar çok mezun birikince doldu. Eskiden ihtiyaç vardı. O zaman gerçekten rağbet görüyordu. Ama şimdi kadrolar dolunca yeni alım yok. Alım olmayınca da puanlar düştü. Hocam şimdi az sonra reklam arası vereceğim. Reklama gitmeden birkaç öğrencim şey sormuş. Normal yerleştirmede istediğim bölüm gelmedi. 4 yıllık bir yer istemiş ama ek tercihte 2 yıllık istediğim bölüm çocuk gelişimi olacak diyor. Benim de puanım 20 puan fazla diyor. Ama diyor şu anda boş görünmüyor diyor. Sizce girme ihtimalim var mı diyor. Her şey olabilir tabii ki. Değil mi? Öncelikle, kayıt yaptırmazlarsa, ek yerleştirme kılavuzunu inceleyecek. Tabii, boşluk varsa mutlaka kayıt yaptırmaya çıkıyor yani. Evet, kayıt şans olur. Çıkıyor. Değerli yönetmenime ben buradan reklam pasını vereyim. Az sonra reklama gidiyoruz dedim. Reklamlardan sonra değerli eğitimci Ramazan Orhan hocamızla burada birlikte olmaya devam edeceğiz. Hem ülkemizin hem de gündemin konularını... 300 bin boş kontenjanı konuşacağız. 300 bin boş kontenjanı konuşmak lazım. Kırşehir'in nüfusunu düşünürsen. Şeye üzüldüm hocam, çok gerçekten kaliteli üniversiteler, güzel kampüsler ve kaliteli akademisyenlerin olduğu bölümlerin boş kalması bir kere milli servete de yazık duygusu uyandırdı bende. Ben en çok ona üzüldüm. İkinci reklamdan sonra onu konuşalım. Reklamdan sonra konuşalım. Evet sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin eğitim ekranı, eğitim editörüne yeniden hoş geldiniz diyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben İsmail Yolcu. Bugünkü programı ben hazırlayıp sunuyorum. Süleyman Belidoğlu hocamızın tekrar tüm Türkiye'ye selamını iletiyorum.
Bugünkü konuğum Ankara Çınar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda eğitimci Sayın Ramazan Orhan. Hocam bir kere daha hoş geldiniz hoş diyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim. Şuna biz girelim demiştik. 300 bin boş kontenjan var hocam. Bu ülkemiz için bir kayıp mıdır diye sorayım. Şöyle düşünelim. Normal bir lise öğrencisinin devlete maliyeti, kirayı hesaba katmazsanız yaklaşık 12-13 bin TL. Yıllık. Tabii ki. Diğer taraftan bir özel üniversite, vakıf üniversitelerin ücreti ne kadar? 30 bin, 40 bin bandında. Doğru. Veya %50 bursla 20 bin, 20 15 bin. Tamam, şimdi bu insan bunun hepsini kar olarak kalmadı mı canım? Tabii ki. Maliyet olarak düşündüğümüzde bunu minimize edelim. Yani 15 bin olsun bir öğrencinin maliyeti. Şimdi 300 bin kontenjan için devlet orada sınıfları ayarladı mı? Ayarladı. Öğretmenleri ayarladı mı? Tabii ki. Efendim söyleyeyim, yönetimi ayarladı mı? Elektriğini, suyunu, doğalgazını, İdari her şeyi ayarladı. İdari personel, her temizlikçi, bahçıvan, her şey, yurtlar, her şey hazır hocam. Bomboş bekliyor şu anda. Ben Kırşehirliyim. Kırşehir'in nüfusu ne kadar? Yaklaşık. Sivaslıyım ben. Hı. Sivas şu anda eridi bitti. 300-350 bin tamam, Kırşehir'de. Tamam, bir Sivas düşün işte. Bir Sivas halkının tamamı için masraf edilmiş ama yok. Ama halk yok. Kent boş diyorsunuz. Çok kent güzel boş. Bir benzetme oldu. Bu yani ülke için çok büyük bir kaynak, çok büyük bir israf. Bu nereden kaynaklanıyor? Ne olması lazım? Bir, ÖSYM, YÖK bunun tanıtımını yapmak zorunda. İyi hesaplama yapmak zorunda. Yani bir gerekirse pazarlamacı gibi bölümlerini tek tek anlatmak zorunda. Ben oradayım, ben YÖK'ün başındayım, bilmem ne, öyle bir şeyler yok. Vallahi hocam. Yani ben bunun hesabı da sorulması lazım. 300 bin kişilik boş kontenjanın hesabı da YÖK başkanına sorulması lazım. Kardeşim ben sana bu kadar hizmet verdim ama sen... Siz tabii farklı bir yerden baktınız. YÖK Başkanı da bununla ilgili bence cevap hakkı olur inşallah, bir açıklama yapar. Gerçi YÖK Başkanı şöyle bir açıklama yaptı. YÖK olarak tercihler kalite ve istihdam odaklı dedi. Şimdi bunu biz... Dedi ki insanlar artık bilinçli tercih yapıyor, tercihini bir sonraki yıla bırakıyor dedi tamam, ama pozitif, elimizde... Pozitif gelişmeler var diyelim. Hani tıpta getirilen sınırlama, mühendislikte getirilen, hukukta getirilen, öğretmenlikte getirilen sınırlama artı tem bilimlerine verilen teşvik, ziraat, işte ormancılık, evet, su ürünlerine verilen teşvik, bunlar güzel ama yetmiyormuş ama, demek. Ama şey hocam, en önemlisi tamam devlette o kadar boş yer var da vakıf üniversiteleri de gerçekten boş. Geçen Kıbrıs'a gittik bir toplantı için, sağ olsun... Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü bizi bir toplantıya davet etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs'ın hocam devlet üniversitesi. Ama tabii oradaki yapıda ücret karşılığı gidiliyor. Hocam burada ODTÜ neyse Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi o devasa bir kampüs. 110 ülkeden, 110 değişik ülkeden öğrenci var. Toplam 25-26 bin dünyanın her yerinden öğrenci. Bunun yarısı Türk, yarısı yabancı. Kampüste zaten biliyoruz orada İngilizce çok farklı boyutta. Bizdeki gibi değil. Tamamen İngilizce konuşuyorlar. Ama boş kalan kontenjanlar var. Biz onları görünce ben üzüldüm ama inşallah ek kontenjanda... Şimdi ikinci bir tehlike de o zaten. İkinci şimdi Kıbrıs tehlikede... ekonomisi de zaten üniversiteler üzerine de kurulmuş ama bir anda bir bakıyorsunuz Magosa da örnek veriyorum. Bir önceki yıl olmayan bu tercih döneminde 3 tane üniversite gelmiş. Doğu Akdeniz Üniversitesi çok ciddi. Bütün bölümleri, çoğu bölümleri akredite edilmiş. Dünyada tanınıyor. Ama bir başka üniversite gelmiş. Onun yarı fiyatını alıyor. Akreditasyon hiçbir şey yok. Hocam asıl sorun işte burada biliyor musunuz? Veli de alıcı olarak haliyle zaten evin dışına gidiyor deyip hadi bir de parasına bakalım diyor. Belki haklı olarak ama arada uçurum var hocam iki diploma arasında. Şimdi bunun hesabını vermesi gerekenler kim? Bir, önce her ile bir üniversite diyen yerel yöneticiler, siyasiler bunun hesabını vermek zorundalar. Doğru mu? Benim ilde üniversite açtık. Benim ilde 81 ilde üniversitemizi açtık mı? Açtık. Açtık. Şimdi ne olacak? İki, devlet üniversitesi diyoruz ki tamam o devletten nasıl olsa batmaz çıkmaz. Yazık değil mi özel üniversitelere? Şimdi o insan bu bir üniversitenin kapanması, bir lokantanın kapanması gibi değildir ki. Yani lokanta açarsınız, işletirsiniz. Baktınız müşteri gelmiyor. Kapatır gidersiniz. Kimseye de mağdur etmezsiniz. Neyse işçilerin tazminatını verirsiniz. Şunu verirsiniz, bunu verirsiniz. Kapatırsınız. Yarın kimse de gelip de sen niye kapattın, ben senin yüzünden aç kaldım demez. Ama bir üniversitenin kapanması dünya kadar mağduriyet doğar. Hatırlayın işte bu FETÖ olayından dolayı bazı üniversitelerin kapatılmasında o yaşayan öğrencilerin sıkıntısı
ne kadar fazla değil mi? Değil mi? Şimdi bu özel üniversiteler bir yere kadar dayanabileceklerdir. Bir yere kadar dayanabilecek. Dayanma gücü kalmadığı zaman ne yapacak? O çocuklar ne olacak? Doğru. Adam yani kurucusu ben kapattım gidiyorum diyemez. Ama hepsinin daha kuruluş aşamasında garantör üniversiteleri var. Onlar devreye giriyor ama sayı fazlalaştığı zaman olmaz. Sayı fazlalaştığında onun da bir anlamı kalmayacak. Olmuyor. Yani burada biraz belki ülke politikasında da bir değişiklik yapmak lazım. Bunun aynı sıkıntılarını biz özel okullarda da yaşıyoruz. Niye? Siz devletin belirli bir politikasına güveniyorsunuz. Bir okul açıyorsunuz. Yarın benim fikrimi değiştirdim diyor. Şey de oldu nitekim. Sağlık meslek liselerinde oldu. Hemşireler hemşire yardımcısı olarak mezun oldular. Olmaya başladılar. Şimdi burada da mesela çok ilginç bir olay. Yani ben bazen çelişkiye düşüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız hemşire yardımcılığı yok dedi. Yani bazı olaylar demek ki Cumhurbaşkanımızın haberi yok. Yani burada bir şeyler dönüyor ama Cumhurbaşkanımızın haberi yok. Cumhurbaşkanımızın eğitime verdiği önemi falan biliyoruz. Özellikle bu son dönemdeki öğrenci yurtlarının tabii ki yani hani bunları biliyoruz ama öbür taraftan yani sanki o konuşmada miting anında görüyor hemşire yardımcılığını. Bunun gibi olaylar yani siz standartlar getiriyorsunuz yani insanları bir kurumu kurduruyorsunuz sonra o kurumu zorlayacak her türlü işi yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Özel üniversiteleri kurmaya teşvik ediyorsunuz sonra her ile üniversite açıyorsunuz. Sonra işte efendim söyleyeyim. Ama her ilde zaten şeydi ya işte Ahi Evran'ı biliyorsunuz siz Kırşehirlisiniz. Gazi Üniversitesi'nin bir kampüsü gibiydi. Tabela Gazi çıktı, Ahi Evran geldi. Yok, marka sadece değeri... onunla kalmadı ama. Yok çoğu yerde öyle oldu ama. Bölüm fazlalığı oluştu ama. Bölüm fazlalığı oluştu. Şimdi önce diyelim ki sadece Kırşehir'de belirli kampüsleri varken şimdi iktisat işletmesi, mühendisliği, tıp fakültesi falan filan ama her şey. Üniversite olunca haliyle fen edebiyatları vesaire hepsi oldu. O da olmak zorundaydı. Ama asıl sorun şey oldu şimdi. Akademisyen yeterli düzeyde, yeterli donanımda akademisyen asıl sıkıntı orada. Her yerde yine üniversite var ama öğretmene geliyor işte. Yani işte özel diyor. Okuldaki öğretmen, üniversitedeki akademisyen, evet. Ehil akademisyen, ehil öğretmen sorunu baş gösterdi maalesef. Evet. Yani zamanda ehil olanlar alınamadılar. Onlar farklı torpil bulamadıkları için, soruları alamadıkları için onlar eğitim alamadılar, küstüler. Soru çalmadan dolayı bir kere daha söyleyeyim. Yani o yani çok büyük facia ya. Onların burunlarına fitil fitil gelsin onu İnşallah. Yapanlar. O gencecik 18 yaşındaki insanların hayalini çalmak nasıl bir şeydir hocam ya? Ya işte bunun faturalarını hepsini ödüyoruz. Dediğim gibi 300 bin yani koskoca Sivas siz kuruyorsunuz ama boş bırakıyorsunuz. Evet. Hocam şimdi bu tercih diyor ki yok sorun diyor şeyde değil diyor. Yani Sayın öğrenciler mi? Diyor bilinçli tercih yapıyor diyor. Ama hemen ikinci sayfada da tercih yapan öğrenci sayısına bakıyoruz toplamda. Tercih yapma hakkı, izleyicilerimizin kafasını çok rakamla bulandırmak istemem ama şöyle bir örnek vereyim. Ortalama 1 milyon 150 bin tane öğrenci hem bu yıl 2017'de hem 2016'da 1 milyon 150 bin öğrenci var tercih yapma hakkı olan. Ama arada şöyle bir istisna var. Bu yıl geçen yıla göre 250 bin öğrenci daha az tercih yapmış. Meslek lisesindekilerden bahsediyorum hocam. Toplamda. Evet. Şeyde genel toplamda yaklaşık 375 bin öğrenci az tercih yapmış. Yani bu 375 bin öğrenci de tercih niye yapmamış olabilir diye düşündüğümüzde sınavsız geçiş meslek liselerinde kaldırıldı. Bu evet. Birinci etken. İkinci etken bu barajın gelmesi. Öğretmenliklerde, mühendisliklerde şu var. Şimdi meslek lisesindeki 253 bin öğrenci niye tercih yapmamış olabilir diye ben düşündüm. 240 bin barajına giremeyen öğrenci mühendis olamıyorsa daha kafadan bırakmıştır, tercih yapmamıştır. Ki seneye bırakmıştır. Şöyle bir engel de var. Domino aslında. Etkisi hukuka giremeyen, tıpa giremeyen, öğretmenliğe giremeyen ne kadar aday varsa belki de seneye bıraktı bu zorunlu sebepten olarak, dolayı. Zorunlu olarak zorunlu bıraktı. Olarak bırakmış oldu. Yani bir hukuk düşünüyorsa dediğiniz gibi o kota geldiğinden dolayı olmamıştır. Ama önlerinde de bir engel daha var aslında. Hani tamam ben gelecek sene hazırlanacağım ama nerede hazırlanacağım gibi sorularla da karşı karşıya kalabiliyorlar. Dolayısıyla tercihi ya ben hazırlanacak yeri bulamazsam tercihimi yapım diye de düşünebilirler. Peki şimdi tam tercihlerin aslında bitti. Ortasında izlemeyeceğim ama şimdi ek yerleştirme öncesinde 25 Ağustos 5 Eylül. Siz yılların deneyimli bir eğitimcisi, fizik öğretmeni, özel eğitim kurumları, yönetim kurulu başkanı olarak mezun öğrencinin normal lise son sınıf öğrencisine göre başarı kıstasını kazanabilirlik payını nasıl görüyorsunuz? Mezun öğrencinin kazanma oranı daha yüksektir. Daha yüksektir.
Orada iki tane de kazanım da vardı. Ondan sonra gireyim ama mezun öğrenci tabii ki doğal olarak sadece üniversiteye hazırlanıyor. Boş zaman altyapısı var. Bir önceki yıldan altyapısı var. Sistemi biliyor. Nasıl çalışması gerektiğini biliyor. Bir önceki yıldan bir hata yaptıysa o hatalarını biliyor. Şimdi öteki çocuk okula gidecek. Okuldan koşur koşur bir şekilde hazırlanacak yeri varsa oraya gidecek. Dolayısıyla mezun öğrencideki yerleşme oranı daha yüksektir. Hani iyi fakültelere de yerleşme oranı daha fazla. Yok, onda işte bu yıl YÖK Atlas mükemmel bir çalışma yapmış. YÖK Atlas, yani YÖK'ün de hakkını yemeyeyim orada gerçekten. Burak Kılanç hocamız oraya çok büyük emekler veriyor. Bizim de değerli dostumuz. İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri. YÖK Atlas'ta bütün bölümlerin, özellikle Hacettepe Tıp gibi çok böyle ön uç kısımlar, uç bölümlerde 12. sınıfların oraları kazanma oranı daha fazla. Ankara kesin, Hukuk, ister, Hacettepe kesin. Tıp gibi ama normal bölümlerde biraz böyle ilk %10'u geçtikten sonra dediğiniz aynen doğru. Zaten hani ben şimdiye kadar bir Elif diye bir öğrencimi görmüştüm. Ankara Tıp'ı kazanacak puan almıştı. Hayır, ben Hacettepe Tıp'ı kazanacağım demişti. Tercihim. Ha, dolayısıyla hani şimdi bu mezun öğrenci boyutuna bakıyorsunuz. 5000, 10000 bandındaki öğrenci sayısı o kadar çok fazla değil zaten. Doğru, doğru. Ha şimdi 50.000, 60.000, 100.000 olan bir çocuk istisnalar haricinde oturup zaten ilk 500'e girme şansı çok fazla yok. Doğru. Ama o sınavda bir rahatsızlık yaşadıysa, herhangi bir sorun yaşadıysa 60.000, 70.000 o gelebilir. Onun da dediğiniz gibi az bir evet. oran. Yani çok ilginç şeyler var orada, parametreleri var. Mesela bir öğrenci geldi bu yıl, geçen yıl 17.000. olmuş. Tam tıp sınırdan diş hekimliğini yazmamış, bu yıl 23.000. olmuş. Şunu gördüm ben de yılların deneyimi, tecrübesi yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır bu tercih sektöründe. Hocam ilk yani 100.000'deki, 200.000'deki bir öğrencinin ilk 50.000'e gelmesi çok kolay ama o ilk 50.000'den sonra tabii. ön tarafa gelmek hakikaten sıkıntı. Sıkıntı yani olurda da zaten hani o banttaki öğrenci sayısı da az. Onun beklentisi de zaten hani 50.000, 100.000 bandındaki bir öğrencinin de ilk 5.000'e girin deme oranı da az zaten. Hani 100 kişi için konuşursak bunun içerisinde 20 tanesi bunu düşünüyor. Geri kalanı 30.000, biraz 10.000, 20.000 daha öne geçeyim noktasında. Yani 60.000 olmuş bir öğrenci ben ODTÜ makineye gireceğim diyen 100 kişide 3 kişi falan veya bilemediniz 5 kişi. Geri kalanı Gazi'ye gireyim bari. İşte noktasında olduğu için oraya giriliyor. Şimdi hanımefendinin adını hemen göreyim. Asuman Hanım soruyor. Merhaba, kızım ODTÜ kimyaya yerleşti. Kayıt yaptırdıktan sonra ODTÜ'ye ek yerleştirmelerde yeniden tercih yapabiliyor mu acaba? Cevap için şimdiden teşekkürler. Maalesef olmaz. Yapamıyor. Herhangi bir şekilde yapamaz. Evet. Yani tercih yaptıysa onu değiştireyim gibi bir imkan yok. Evet. Bir öğrenci bir bölümü kazandıktan sonra ve kayıt yaptırdıktan sonra ya da yaptırmasa dahi hiç fark etmiyor değerli izleyiciler. Ek kontenjandan faydalanamıyor. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bir öğrenci kazandı ibaresini ÖSYM'nin web sayfasından resmi olarak gördükten sonra kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın hiç fark etmiyor. Ek tercihlerden faydalanamıyor. Aynı şekilde ek tercihlerden faydalanabilmek için bir önemli kural daha var hocam. Kendi puanının altındaki yerlere tercih yapabiliyor. Yukarıdaki yerlere tercih yapamıyor. En son kaç puan alırsa yani diyelim ki üniversite 100 puanla kapattı. Evet. Siz 99,99 olsanız dahi evet. orayı tercih yapamıyorsunuz. Doğrudur hocam. 100 veya üzeri olması gerekiyor. Şimdi bu kontenjanların boş kalması bir de açık öğretimin de tabii ki payı var. Açık öğretim daha çok önceden önemli. YGS'den alırken şimdi LYS'ye geçildi. Kendi puan türüne geçmiş oldu. Ve bana göre de bu da çok doğru bir hamle. Kesinlikle. Çünkü açık öğretimin sınırları o kadar artık genişledi ki öğretmen yetiştirili hale geldi. Açık öğretim mezunu. Şimdi hiç düşünemiyordum açık öğretimden öğretmen olur mu falan diye. İçerisinde yetenekleri kesinlikle tenzih ediyorum. Kesinlikle tenzih ediyorum. Hocam. Yani öğretmenlik bir formasyondur. Şimdi sizi çok iyi anlıyorum. Sistem o kadar hızlı evriliyor ki, değişiyor ki değil mi? Yani bir anda eskiden açık öğretim sadece Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'ndeydi. Şimdi hop Erzurum'da var, İstanbul'da var. O da. Uzaktan bir de eğitimler var. Şimdi ya. Sertifika programı gibi çok kaliteli i̇şte bölümler uzaktan eğitimler de ya var. Ya sen de para kazan, hadi sana da bunu açayım. Bütçe açmak için geldi. Yani değil mi yani? Siyasilerin ama işte bunda da maalesef bazı öğrencilerin çok vakitleri de gidiyor. Sanki böyle mezun olma yılı çok
uzuyor açık öğretimde? Şimdi Yazgı hocam kusura bakmasın. Yazgı hocayı tenzih ederek konuşuyorum. Yani açık öğretimde ama çok iyi bir öğretmendir. Bunlar istisnadır. Ama geri kalan da insanları oyalamaktır. Çünkü o kişi çıktığında kardeşim ben açık öğretimden iktisat bitirdim demiyor. İktisat mezunuyum diyor. Ve dolayısıyla iktisat mezunu olaraktan iş bekliyor. Evet. Şimdi Niyazi Altun sormuş. TEOG nakillerinden biraz bahsedin hocam diyor. TEOG'larda mesela bir başka soru var Nuray Hanım'dan. Esin Kahveci de soruyor yine. Nakillerde girebileceğimiz liseyi mi yoksa puanı yüksek liseyi mi başa yazmalıyız diyor. Şimdi 3 lise hakkı var. Tabii ki yüksek puanı yazın. Yani sizin bulunduğunuz okuldan memnun değilseniz daha üstteki okulu istiyorsanız üstteki okulları yazacaksınız. Evet. Çavdar Bolat, Kıbrıs'taki üniversitelerin hukuk fakültesi doluluk oranı hakkında bilginiz var mı? Bizim Kıbrıs'taki veya Türkiye'deki bütün üniversiteler hakkında bilgimiz var ama sevgili Çavdar Polat, lütfen ÖSYM'nin kılavuzu şu anda ÖSYM'nin web sayfasında var ve orada Türkiye'deki %100 dolu ÖSYM'nin tanıdığı, yurt dışındakiler de dahil bütün üniversitelerin bütün bilgileri, verileri var. Lütfen sizin için çok hayati derecede önemli olan bu konuyu oradan cımbızlayarak bakınız. Çünkü o kadar çok büyük fırsatlar var ki bu yıl. O kadar çok boş kontenjan var ki. Lütfen değerlendirin diyorum ve ben ek kontenjanları bu ülke öğrencileri çok şanslı görüyorum. Şu ana kadar hukuk fakültesindeki yeni ÖSYM'nin sitesinden edindiğim bilgiye göre %100 dolu. Yani şimdi burada vakıf üniversitesi veya özel üniversite olarak herhalde ayırt etmemiştir. %100 dolu diyor. Ha, kayıt yaptırmayan insanlar vardır. Onlardan doğacak boş kontenjanlar olacaktır. Dolar kurunu hesaplayamamıştır. O zaman dolar ani yükselir. Ben bu parayı ödeyemem der. Dolayısıyla boşluk çıkabilir veya herhangi bir sağlık nedenleriyle olabilir. Az önce öğretmenlerle ilgili yorumda bulunmuştuk. Siz de özellikle bulunmuştunuz. Ahmet Esen, bir arkadaş demiş ki bakanlık sonunda matematiğin nasıl öğretilemeyeceğini öğrendik, başardık. Eğitim sistemiyle bu kadar oynanırsa öğretmenin itibarı nasıl artacak diye sormuş. Bitmiş. Şimdi son 9 dakikamız, yaklaşık 10 dakika diyelim. Hocam YÖK'ün açıklaması... Konuşacak çok şey vardı. Çok var hocam. Daha özel okulları tam konuşamadık. Şimdi hocam peki TEOG'la da ilgili aslında birleştirerek bir şey soracağım. Şimdi bu özel okulun mantığı, yani şimdi bir ortalama bir öğrenci Ankara'da, Keçiören'de, Mamak'ta, Yenimahalle'de sıradan kelimesini şeyden diyeceğim, hani eve yakın bir okul anlamında kullanıyorum. Hani kalitesi anlamında değil. Sıradan, eve yakın. Sonuçta herkesin de gittiği bir Anadolu Lisesi'ne giderse bir öğrenci ne kaybeder? Yani illa özel okula mı gitmek zorunda? Yani bir mahalledeki Anadolu Lisesi'nden üniversite kazanılmıyor mu? Şimdi lise boyutunda özel okulu, ilkokul, ortaokul demiyorum ama bu temel lise ya da özel Anadolu, özel fen lisesine gidince neyle karşılaşacak öğrenciler? Şimdi burada tabii olay şu. Sonuçta siz bir sınava hazırlanıyorsunuz. Şu anda birçok velinin kafasında bu tabii var. Ya paramızı acaba özel üniversiteye mi ayırsak yoksa yok canım, özel okula mı ayırsak çocuğunu diye. Çocuğunu iyi hazırla. Hocam bir tane parası var ama. Şimdi adamın i̇şte bir tamam. tane parası var. Hazırlanmaya verecek. Hazırlanmaya verecek. Devlet Üniversitesi'ne gidecek. Hacettepe'den para almıyorlar yani. Hacettepe TUP'a gidecek. Siz yani o hakkını iyi bir liseden yana mı şimdi kullansın diyorsunuz? Gerçekten konuşulacak o kadar çok konu var ki. Üniversiteyi kazanmak söz konusu değil. Önce siz, biraz önce bahsettik de aslında. Siz aldınız matematik bilmeyen bir insanı inşaat mühendisliğine koydunuz. Ya da öğretmen yaptık. Mesela. Ne olacak? Yani orayı bitirebilecek mi? Bitiremeyecek. Dolayısıyla çocuğun önce, ben mesela mezun öğrencilerdir hep bunu düşünürüm. Derim ki mezuna kalmak demek sadece daha iyi bir bölüm kazanmak demek değil. Yine aynı sıralamayı alsan dahi matematik altyapını en azından güçlenmiş olur. Üniversitede daha rahat okursun derim. Yani mezuna kalmanın böyle bir artısı da vardır. Şimdi özel okullarda biraz önce bahsettiğiniz olay. Yani siz devletteki evinizin yakındaki Anadolu Lisesi'ne gidebilirsiniz. Çok da. Ama sonra ne yapacaksınız? Pekala, hazırlanmak için ne yapacaksınız? Üniversiteye hazırlanmak için. Yine bir destek almanız lazım. Eğer sizin kullanacağınız özel okul bir paket halinde size hem lise eğitimini verip, en iyi şekilde verip, üniversitenin tanıdığı hazırlamış oluyorsa, benim tercihim bu öyle bir özel okuldan. Böyle bir özel okuldan ama. Rastgele bir özel, her özel okul bunu yapıyor anlamda değil. Anladım. Bazı biliyorum ki özel okullar var ki, sizin o mahallenin, evinizin yanındaki Anadolu Lisesi'nden, devlet okulundan 1000 kat daha kötü.
bin kat daha kötü. Yani dolayısıyla ben sadece özel okula verdim, kurtardım. Yok, o kesinlikle yanlış bir şeydir. Gerçek anlamda kadrosuyla, gerçek anlamda eğitimciyle, gerçek anlamda çocuğa sahip çıkmasıyla bir özel okulsa ben şansımı özel okuldan yana kullanırım. Peki özel okula gönderecek bütçesi olmayan ailelerin genelde yaptığı şu anda bir hamle var. Devlet Anadolu Lisesi'ne vermek, 9. sınıfı, 10. sınıfı orada okumak, durumumuz iyiyse 11'de, yoksa 12. sınıfta işte orada da şöyle gitmek. Bir hata oluyor. Buradaki hata nedir? İşin doğruluk payı nedir? Hata şurada oluyor. Şimdi mesela ben diyorum ya, fizik öğretmeni olarak matematiği hep önemseyen birisiyimdir. Kesinlikle matematik olması lazım. Şu anda kurumlarımızda biz çocuklara matematik çalıştırıyoruz. Bir günde fizik konusunu ele alın da size öyle şey alalım. Nasıl yok, ama fizik çözülemez bu ülkede. Hayır, hocam? Hayır, sıkıntımız çocukların matematik bilmemesi. Fizik zor değil. Yani üniversite imtihanında için gerekli olan fizik zor değil. Matematik bilmediği için denklem çözemiyor çocuk. Dolayısıyla fizik zor diyor. Fiziği anlamıyorum diyor. Fizikle alakası yok. Şimdi matematik anlamda dediğim gibi altyapısını güçlendirirseniz çocuğun rahat edecektir. Şimdi özel okullar anlamında diyorum ya, yani biraz özel okulların üzerindeki baskılar azalırsa, baskı nedir? %8 katma değer, atıyorum stopaj, bilmem neler, bunlarla da daha mücadele ediyoruz. Biz sadece öğrenci fiyatlarının düşmesini dediğimiz anlamda hani ya insanın az parası varsa iyi de devlet zaten belirli bir destek vermeye çalışıyor. Biraz da bizlerden bu katma değerleri, efendime söyleyeyim, stopajda, SSK'daki bilmem nedeki indirimleri verse biz bu işi biraz daha rahat yaparız. Dediğimiz konuya geliyoruz. 9. sınıf, 10. sınıfı ben pas geçeyim. Aynen öyle. Matematik girince birden karıştırdım. Şimdi matematik ilkokul 4'tür, orta 2'dir, lise 1'dir. Yıllardan beri ki efsane o 3. Aynen. Siz lise 1'i evet. Pas geçiyorsanız, matematik anlamında pas geçiyorsanız, geçmiş ondan sonra geçmiş olsun. İkinci bir son dönemlerde yakalanan en büyük sıkıntı, vaktimiz kaldı mı bilmiyorum. Çenem, son 4 dakikamız, toparlayalım hocam. Düştü. Geometriyle ilgili bu sıkıntı yaşandı. Çünkü 9. ve 10. sınıfta geometri verilmeye başlanıldı. 9. ve 10. sınıfta veliler tedbiri almadıkları için geometriyi düzeltemiyoruz. Bu aynen o dediğiniz örnek. Ya 9-10'u pas geçeyim. İşte 9-10'u pas geçiyorsun, çoğu şeyden pas geçiyorsun. Yok. Ha, özel okulu düzgün seçeceksiniz. Kurumsal kimliğine bakacaksınız. Nasıl ayakta durduğuna bakacaksınız. Herhangi bir yere mi yaslanıyor? Herhangi bir başka bir... nedir yani? Eğitim kurumu mudur, din kurumu mudur? Eğitim kurumu mudur, kabzımal mıdır? Eğitim kurumu mudur, inşaatçı mıdır? Bunların hepsine bir bakacak. Onların hepsine bakacağız. Peki şimdi bu boş kalan 300 bin kontenjan var ama bu yıl tekrar yükselişe geçti fizik, kimya, biyoloji bölümleri. Hocam buralarda okumak mı? Yoksa çok iyi bir 2 yıllıkta okumak mı sizin tercihiniz? Şimdi, yani bir öğrenci şu anda tercih yapma hakkı olan bir öğrenciyi düşünürsek, o çocuk da sizin yakınınız olsa, ona 4 yıllık normal bir bölüm mü önerirsiniz, yoksa çok daha iyi işlevsel 2 yıllık bir, özellikle mesela sağlıkla ilgili bir bölüm mü bunlar tavsiye edersiniz? Tabii biraz çelişkili gelebilir ama ben biraz da öğretmen olduğum için belki böyle düşünüyor olabilirim. Ben rastgele bir üniversite, ikinci, üçüncü sınıf bir üniversitede bir endüstri mühendisliği okuyacağıma dair giderim. Gerçek anlamda bir fizik, matematik, kimya, yani öğretmenlik olabilecek şekli okurum. Çok daha güzel bir hamledir. Ama zaten öğretmenliğe sınır gelmiş. Devlet ama zaten o endüstri mühendisliği yapmış. O 240 bin sınırları zaten. Yani bu tercihleri hani daha bilinçlenecekse buna gitmek lazım. Şimdi bir öğretmen gerçek anlamda gittiği zaman çoğu insandan çok daha fazla para kazanabiliyor. Evet hocam, şimdi yavaş yavaş programımızın çok hızlı geçti. Çok hızlı geçiyor zaten. Kendimi fizik anlatıyor gibi hissettim. Bak nasıl geçti, anlayamadım. Yok hocam, fizik anlatsanız emin olun ben dahil kimse anlamaz zaten. Siz doğru şeyler anlattınız bugün. Şimdi bir kere daha ben Süleyman hocamın kitaplarından hemen kısaca bahsedeyim. Bir tanesi Ailelerin Öğretmenliği kitabı, diğeri Öğrencilerin Dikkat Sorunu kitabı. Bu her iki kitabı da velilerimize ev ödevi olarak veriyorum. Beni hoş görsünler bu benzetme için. Şimdi evdeki bizim çocuğumuz nasıl iyi öğrenci olur? Onu Ailelerin Öğretmenliği kitabıyla, ders çalışıyor ama bazı şeyleri anlamıyor diyorsak da bunu da Öğrencilerin Dikkat Sorunu kitabıyla çözüm yolları ve önerileriyle birlikte veriyoruz. Bonushoca.com sitesinden ve birçok kitap sitesinden bunlara ulaşılabiliyor. Şimdi bu görevimizi yaptık. Kitap okuyor musunuz? Kesinlikle. Eğitim kitaplarını kesinlikle okuyorum. Eğitim kitapları.
insan beyninin ne kadar güçlü olduğuna dair kitapları okumak da çok hoşuma gidiyor. Evet hocam. Kesinlikle. O zaman hep birlikte kitap okuyalım ve sevdiğimiz insanlara da kitap hediye edelim. Sloganımız kesinlikle bu olsun. Ve programımızın sonuna geldik. Ben de size teşekkür ediyorum. Programın sonunda bu iki kitabı da size hediye ediyorum. Ben aldım zaten. Bunları aldım. Bunları o zaman imzalı olarak tekrar kesinlikle inşallah bir öğretmenimize iletelim. Anda, evet. Çıktım duyduğum anda hemen aldım. Evet. Son bir cümle söylemek son istiyorum. Son bir cümle alalım, programı kapatalım. Şimdi başarılı olmak için ne gerekli diye soruyorlar birileri bana. Ben diyorum ki 3 şart vardır. 1. Önce Allah vergisi çocukta bir şeyler olacak. 2. Kesinlikle iyi öğretmenlerden ders dinleyecek. 3.'sü çalıştırılacak. Bunlardan birisi olmazsa kesinlikle ve kesinlikle başarı gelmez. Olmaz evet. Çalışacak dediniz. Ben de çalıştırılacak gerekirse. Çalıştırılacak dediniz. Ben de hep şunu savunuyorum. Başarıyı zeka değil çalışkanlık getirir ödülümüzü aldırır. Sistemli düzenli çalışan. Evet. Evet sevgili izleyiciler, bir eğitim yetiyoru programının daha sonuna geldik. Ekranların Türkiye'de yılın 12 ayı 365 günlü 52 haftası devam eden tek eğitim programı Eğitim Yetiyoru'ndan hepinize kucak dolu sevgiler. Haftaya yeniden görüşmek üzere saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.